Arkadaşlar, yeni günaydın bir... herkese, bize de. bize günaydın, orada şu an gece. Saat 5 orada. Biz an itibariyle İpo'yu terk ediyoruz. Aynen. Ve bir yaklaşık 5 güne falan da Malezya'yı terk ediyoruz. Yok ya, 3 gün. 3 gün mü? He, gerçi hayır, yok. 5 gün. Aynen, biz gece 12-1'e kadar bildiğiniz evet, ders ya, çalıştık. Gerçekten. İpo'dan gidiyoruz. Evet, İpo'dan gidiyoruz. Penang'a gideceğiz. 3 gün Penang'dayız. Sonrasında başka yerlere gideceğiz. Singapur'a gideceğiz. Singapur'dan önce bir yerlere gideceğiz. Onları söyleriz size. Videoda görürsünüz. Bugün bayağı bir uğraştık. Gece 1'e kadar nereden nereye gidebiliriz vesaire hepsini araştırdık. En ucuz bulabileceğimiz şekilde ayarladık. Şimdi gidiyoruz Penang'a, Georgetown'a. İpo terminaline geldik şimdi. Buradan Penang'a o tren var. 2 tane tren var. Biri 45. Yok. Aynen. Biri 45 ringgit kişi başı. Diğeri de 12.8 ringgit. Yani 13 ringgit diyelim. 3'te 1 fiyatına. Sadece o küçük olanda tuvalet ve kafeterya yok dedi. O da çok önemli. 2 saat sürüyormuş zaten. Aynı yere kadar götürüyor. Şimdi onu bekliyoruz. Gideceğiz. İpo'daki mutlu eden tek şey bu galiba. Çok ucuz tren bileti. Bekliyoruz. Gideceğiz. Yaklaşık 5 gün sonra da Malezya'dan gidiyoruz. Aynen. 3 gün Penang'da kalacağız. Sonra otobüsle Singapur'un sınır şehri neydi? Johor Bahru. Johor Bahru'ya gideceğiz. Orada en mantıklı öyle oluyordu arkadaşlar. Singapur'a direkt gitmeyi de düşündük. Singapur'a direkt gidince hem bilet pahalı oluyor hem de Singapur'dan başka bir yere gidince de bilet pahalı oluyor. Aynen. Biz de Johor Bahru'ya gideriz. Sınırlar zaten 1 saat falan varmış aralığı. Aynen. Johor Bahru'da kalacağız. Giriş çık yapacağız. İki kere giriş çıkış aynen yapacağız büyük ihtimal. Sonrasında da ayın birindeydi galiba. Birinde de Johor Bahru'dan Endonezya Jakarta'ya gidiyoruz arkadaşlar. Evet, uçuyoruz. Son bir haftada 3 ülke olacak bizim için. Uçağı da yine uyguna getirdik. Aynen. Şey geldi. Valizli aldım. Bir tane valizli aldım. 1800 liraya mı ne geldi aynen ikisi? 1800 ya da 2000 liraya geldi. Ne değil, 2100 lira. Aynen, yok. Benim 43 dolar. 2000 liraya falan geldi işte. Tam fiyatına bakar söylerim. O şekilde ayarladık bakalım. Şimdi gidiyoruz. Yok, sağdaki bak. Bekliyorlar. Metro lan burada. Bu sağdaki de gideceğiz. Bakalım. Hi. Can I? Thank you. Bununla 2 saat gideceğiz şimdi yan yan. Öne oturalım bari de. Ay kayıttaymış. İlk insan gibi. Koy oraları. Benim en kötü yerlerimi koyuyorum. Bunu da koy. Geldik. Daha doğrusu geldik, indik. Bayağı büyük şehir. Dünya merkezi yok. Ay, gitmeye çalışıyoruz. Böyle. Böyle bir trenle geldik. Hemen üste çıktığınızda sol tarafta feribotlar var. Georgetown'a geçmek için diye düşünüyoruz. Oraya gidiyoruz şimdi, oradan binip karşıya geçeceğiz. Feribota doğru geçiyoruz, inşallah karşıya geçiyordur. Haritada gözüküyor geçtiği. Sıcakmış değil mi? Evet, burası da sıcak herhalde. Otobüs işini de çözdük gibi. Burada direkt pahalıydı. Aynen, 66 ringgitti. Biz internette aynısını 52 ringgit'e bulduk. İlk işte
ilk bilet alış özel indirim falan vardı. Bayağı bir indirime geliyor. 14 gün gitti. 100 lira yapıyor kişi başı. Şimdi öyle yapacağız büyük ihtimalle. Madem feriye geldik. Buradan bilet alacağız. Zaten içeride de çok kişi bekliyor. Bu arada 2 ringgitmiş. Galiba öyle bir şey. Galiba kişi başı. Zaten ucuz olması lazım hani. O da bisiklet 2,5. Buradan... Bisiklet galiba o. Bisiklet şöyle devasa dedi de biziz galiba. Devasa. Biletleri aldık. Kişi başı 2 ringgit. Yani 12 TL. 12 TL. Çok ucuz. Bayağı uyguna geliyor. Bayağı zaten 11'e kadar da var gidiş geliş. Aynen çünkü olması lazım. Penang'la Georgetown arasında böyle birkaç tane köprü var. Yakınlar köprü var. Zaten yan yanalar. Ki turistik yer de hep o taraf. Hani muhtemelen o taraflar canlı. Penang belki o kadar canlı değildir. Penang ama mesela canlı, otel Penang yazınca otel aramasında direkt Georgetown'a yönlendiriyor. Hani Penang'dan hiç otel şeyi yoktu yani. O yüzden öyle. Biliyoruz, güzel güzel. Bayağı şu an artı puan al. Mixu'ya da var. Aynen. Neyse yani İpoh'tan sonra bari iyi gelsin biraz evet. Ya. İpoh'ta çok canımız sıkıldı yani. Acısını gitmeyi düşünenler daha varsa daha sakın. Fotoğraflar falan var. Birilerini resmetmişler. Biz şu an yemek yemeye gidiyoruz. Burada şu dayı görür musunuz? Öyle taksiler var. Araba, aynen. Arkadaş şemsiyeliler. Şey, bir kişilik mi? İki kişilik mi? Bisiklet gibi. Adam önüne kabini koymuş. Böyle götürüyor sizi. Buranın tık tıkı. Tam da yoruldu. Çantaları yaklaşık 23-25 kilo civarı. Neyse aşkım şöyle düşün. Buraya gelirken 10 kilo daha fazlan vardı. Artık 10 kilo eksidesin. Daha da güzel. Arkadaşlar selam herkese. Şu arkada gördüğünüz beyaz binada kalıyoruz. Burası birazcık sanki şehrin dışında gibi geldi bize ama çok değil yani, galiba. Bayağı caddedeyiz. Evet, birazcık odaya gittik, dinlendik. Çok yorulmuştuk. Çantalarla bayağı yürüdük çünkü. Şimdi de çıktık işte birazcık şehri keşfedeceğiz. Umarım. Bayağı büyük. Oda bu arada güzel. Erkan çekmişti, koyar onları da. İki kişilik yatak, ortak banyo ama temiz yani şey değil. Bir de ama ama şöyle bir sıkıntı oldu. Biz burayı 3 günlük 990'a tutacağız diye biliyorduk. Booking bize bir kolpa yaptı. 1200 küsur lira çekti hesabımızdan. Hayır. İşte kenarda da yazıyormuş işte ekstra ücret alınır falan vesaire diye. Hayır arkadaşlar. 990 TL diyor ödeneceğiniz tutar diyor. Tamam diyorsun. Bugün ödeyeceğiniz tutar 1225 TL diyor. Ödedik. Şeyde uygulamada işte rezervasyon onaylandı diyor. Altında ödenen tutar 1046 diyor. Yani 3 tane farklı evet, fiyat var. Bizde. Çok saçma. Ama bizim karttan 1250 lira çekilmiş. Aynen. Yazdım booking'e de cevap bekliyorum işte. Bak yani abi. Yine çok da ucuza gelmedi. Güzel ama buralar ama pahalı güzel. Ama. Aynen burası pahalı. Güzel yok zaten. Ama yine de güzel işte. Bakalım. Burada 3 gün rahat geçiririz evet, ya. Rahat yapacak geçiririz. Şeyler var yani. Bir yer bulduk. Şöyle kedi kafe diye. Burada kediler var içeride. Ve mamaları falan da var. Onları alıp besleyebiliyorsunuz. İçeride oturup yemek de yiyebiliyorsunuz. Böyle bir yer.
Güzel tatlış. Kore'de de varmış galiba böyle yerler. Vallahi Little India'ya geldik. Burada da kedi var. Burada da sıra var ya. Burada ne varmış? Coffee shop diyor. Burada da berberimiz var. Menüye bakalım mı ya? Çok sıra. Oha bayağı kalabalık. Orası Çin lokantasıymış. Biz devam ediyoruz. Şuralar bayağı kalabalık. İlerliyoruz. Bu ne yapıyor? Yemek yapıyorlar. Patatesli yemek ya. Aynen. bayağı kalabalık ya. Kebaplar yapılıyor. Abimiz tüttürüyor. Şurada noodle yapıyor. Aynen. Arkadaşlar Little India burasıymış. Az önceki yer başka bir yermiş ama orası da çok güzeldi. Burada da yemekler var da bize gelmeyecek gibi bunlar. Bakalım. Şurada da yemekler var. Biz düz gidelim Görkem. Öyle geçiyoruz işlerinden. Bir tane döner gördük az önce de. Döner çok güzel gözükmüyordu. Güzel bir restorandı ama. Ben artık döner ve hamburger dışında bir şeyler yemek istiyorum. Yok ya. Arkadaşlar biz yiyemiyoruz. Tamam deneyelim bugün hadi gel. Bir şeyler deneyelim. Bak full içersin. Arkadaşlar sahilde böyle bir yer var. Sağ taraf komple, sağ taraflar ev. Evler suyun üstüne kurulmuş. Sokaklar var. Çok da göstermeyeyim ama evlere akşam oldu. İnsanlar içeride. Şimdi dıştan bir gezelim. Görüyorsunuz şöyle. Sonra ara sokaklara da gireceğiz. Değişik. Tahtalar da çok sağlam değil gibi. Evler böyle. Yani şu an yerden 2-3 metre yüksekte sular da büyük ihtimal yarıya kadar yükseliyor. Yosun tutmuş. Evler böyle. Aa güzelmiş. Sonuna geldik şimdi. Of sallanıyor. İleride de var. Belki oralara da gideriz. Penang Georgetown'a gelenler burayı Lim Jetty olarak aratabilirler. Sahilde hemen şu sağ taraf zaten feribotun ve otobüs terminalinin olduğu yer. Hemen onun yan tarafında zaten bulursunuz çok kolay. Penang'ı Georgetown'a bağlayan iki tane köprü var. Bir tane köprünün uzunluğu 13,5 km diye okumuştum internette. O köprü de sanırım şu. Karşıdaki bayağı uzun. Şimdi içlerine doğru girelim. Değişik değil mi Görkem? Aynen. Kötü kokuyor. Sular çekilmiş ya böyle balçık evet. Altı. Pis kokuyor yani. Ama insanlar burada yaşıyor evlerde. Ne tehlikeli. Bunlar boşta bazı sahtalar. Şurası 9'da kapatıyormuş. Sol tarafa girelim. Sonra çıkalım. Şöyle bir yere girdik. Bir de buradan bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi hemen suyun dibine tapınak yapmışlar. Giriyoruz. Hazır mısın? Nereye? Şöyle bilmediğim bir yere. Girelim. İnsanlar evlerini mi geziyor? Geziliyor böyle bir şey.
Mahalle zaten. Buraya girdik de burası çıkmaz sokak arkadaşlar. 2-3 tane ev vardı. Evlerin başına çıktık. Diğer tarafa doğru gidelim. Vallahi tahtalara bakmanız lazım. Her an cup düşebilirsiniz vallahi. Şurada bir sokak var. Büyük ihtimal bu sokak da çıkmıyor. Şimdi çocukla konuştuk. Burada yaşıyormuş. Evi buradaymış. Böyle ara sokaklardan gidiyor. Biz de şöyle gidelim. Bayağı büyük burası ya. Ciddi insan yaşıyor ama burası yine çıkmaz sokak. Sağdan gidiliyormuş. Tamam, burası bitti. Yan tarafa geçelim. Bir de orası da güzel gözüküyor. Evet, 75 tane ev varmış görken burada. Bu da planı arkadaşlar. Buradan giriyoruz biz. Bu deniz tarafı da olabilir, bilmiyorum. Şöyle 75 tane daire var. Lütfen diyor, yüksek sesle konuşmayın falan diyor. Şimdi giriyoruz. Kapıdan içeri girmeyin falan, demek ki giren var. Burası daha büyükmüş sanki. Bir de sıcak burası ya. Düşüyorduk. Burada dükkanlar falan var. Böyle şeyler bile var. Çepçeti de. Dükkanlar kapalı ama neden bilmiyorum. Akşam olduğu için mi? Yoksa bugün tatil mi? Anlamadık. Şu sol taraftaydık. Oradan buraya geldik. Gördüğünüz gibi evin balkonu böyle. Sallanıyor burası. Hayır, biz yürüdüğümüz için. O zaman ne yapsınlar? O zaman beğenin, takip edin ve yorum yapın arkadaşlar lütfen. Bekliyoruz. Şöyle bir food court'a geldik. Hemen Şef Jeti'nin karşısında. Burada görken kokular geldi. Bayağı kokuyor. Arkadaşlar bizlik bir şey yok. Bayağı ağır kokuyor. Belki bir iki tane farklı bir şey varsa görürüz. 9 ringgit'e şöyle 10 omlet ve pilav var mesela 9 ringgit'e. Mango salatası var. Şeyde yemiştik ya, o tabaklardan buna benziyor. Varsa bak, omlet var 12. Pad Thai chicken var. Street Art sokağına geldik. Biraz silinmiş, bakımsız kalmış. Birkaç sene önce bayağı meşhurdu burası. Şimdi buraları geziyoruz. Dönüşte olmadı, bir daha bakalım oraya. Şurada da gözüküyor mu? Aa, gözüküyor. İki gündür gökkuşağı görüyoruz arkadaşlar. Size de gösteremedim böyle. Aynen. Burada da meşhur bisikletli duvar var. Fotoğrafımızı çekilelim biz de. Meşhur sokağa geldik. Bu bisikletle fotoğrafımızı çekildik. Şimdi devam ediyoruz. Bisikletli fotoğraflarımızı Instagram bugün buradayız'dan bakıp beğenebilirsiniz. Dondurmacılar var, güzel. Aralarda görüyoruz, güzel oluyor, keyifli. Burası da cami. Burada ezan okundu. Şimdi bir yerlere gidiyoruz.
Biz yağmurların altında Chinatown'a doğru gidiyoruz. Oradan da bir Little India yapıp tekrar yemek bakacağız buralardan. Görkem artık hamburger yemek istemiyormuş. Farklı şeyler denemek istiyormuş. Görkem'in bugün son videosu galiba. Farklı bir şey yemek istiyorduk. Falafel wrapçı gördük işte, humus falan, vejeteryan. Çekiyoruz. Şimdi söyledik. Burada şimdi humusları, falafelleri pişiriyor abi. İnşallah güzeldir. Dikkatim. Değil mi? Umarım. İyi, farklı bir şey istiyordun. Aynen. Ben de denemek istiyordum ya, bayağıdır yemiyorduk. Humus tabağı geldi. Bayağı bir humus var. Falafel var 3 tane. Domates, turşu istedim bugün. Turşu ve salatalık var. Ekmeğimiz var. Şimdi yiyoruz. Bu da neydi? Falafel wrap miydi? Aynen. Bu da falafel wrap. Bir tane de böyle aldık. Hepsi toplam içecek dahil 29 ringgit. 180 lira diyebiliriz. Afiyet olsun. Falafel dedik. Vallahi çok güzeldi değil mi? Bayağı iyi falafel. Yarın bir daha gidebiliriz. Çocuk da Suriyeliymiş. Bu da bayağı Suriyeli var. Bir şey taktık mı takıyorsun? Ama bu arada falafel wrap çok güzeldi. Aynen. Vallahi aynen. Bayağı iyiydi. Şimdi künefe yemeye geldik. Bugün Türk günü. Arkadaşlar biz yine ıslandık. Aynen. Otele doğru yürüyoruz. Bayağı yine sırıtkam olduk. Burada mutlaka akşamları yağmur yağıyor. Ona aynen göre hazırlıklı çıkın. Bir şemsiye alabilirsiniz aynen yanınıza. Künefe yedik. Künefe fena yani. Künefe değildi ama tatlıydı. Yani yedik altında işte. Altında peynir vardı ve üzerinde lahana keki gibi bir şey vardı. Aynen. Yani falafeller güzeldi. Yarın aynen bir daha gideriz büyük ihtimal. Burada, oraya bir kere daha en az gideriz. Gideriz mutlaka. Akşam ettik zaten. Şimdi bugünlük yeter. Evet. Bu videomuz da böyle olsun. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kaybolmayın bir yere. Hoşçakalın. Bye bye. Beğenin ve yorum atın lütfen.